Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Hangi Bahçenin Gülü başlıklı yazımızı paylaşacağız. 65'lik bir siyaset adamı Mustafa Sarıgül. Bugüne kadar hepsi ortanın solunda olan çok sayıda partiye girmiş, çıkmış, parti kurmayı denemiş. Şişli'yi yönetmekten gelen bir şöhreti ve karizması var. Adı duvarlara kırmızı boya ile Çare Sarıgül şeklinde yazılmış biri. Haberlere göre Türkiye Değişim Hareketi ismiyle bir parti kurmak için Demokratik Sol Parti'den ayrılmaya karar vermiş. Türkiye'nin en demokratik partisi gelecek diyor. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın dünkü yazısına göre CHP ile görüşlerimiz son derece farklı diyen Sarıgül, yıllardan beri düşüncelerini taşımaktan büyük mutluluk duyduğum DSP'den ayrılacağım. Bu bir istifa değil, bir uğurlanma, barışa bir kanat çırpma, diyor. Sarıgül, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak iddiası hakkında da Saymaz'a şunları söylemiş. Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz. Türkiye Demokrasi Hareketi'nin görüşleri olur. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağını partimizin kurulları karar verecek, demiş. Sarıgül, Saymaz'ın kapalı değilsiniz yani yorumuna şu cevabı vermiş bu kere. Biz bu konuların konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Çok ayıp. Şu an bunu konuşacak noktada değiliz. Ayrıca iktidar iyi şeyler yapmış olsa parti kurmamıza gerek yok ki. Parti niye kuruyoruz o zaman? İktidar çok iyi şeyler yapıyorsa böyle bir şey yok, demiş. Cevap rahatlatıyor gibi görünse de ardından söylenen Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, dış politikasının doğru olmadığını, ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığını, giderek yalnızlaştığını ve evrensel hukuktan uzaklaştığını gördüğümüz için siyasal hareket kuruyoruz cümleleri şu soruyu sorduruyor. Sayın Sarıgül, Türkiye evrensel hukuktan uzaklaşmıyor, uzaklaştırılıyor. Bunun da failleri belli. İktidar bloku olan Cumhur İttifakı'nı neden baştan kapsam dışı bırakmıyorsunuz? Hem bugünkü hükümet sisteminin Türkiye'yi hangi noktaya taşıdığı da ortada. İttifaklara mecbur bırakılmış bir seçim sistemi var. Ve iki ittifak var. İktidar blokunun ittifakı ve muhalefetin mevcut ve muhtemel ittifakı. Sistemi sürdürmek ya da değiştirmek. Ana konu bu. Siyaset yeniden parsellenmedikçe yeni dikilecek her fidan ve her çiçek ya o bahçenin ya bu bahçenin gülü olacak. Bunu da herkes biliyorken. Biz yerimizi belirlemedik diyerek başlamak tekerlekli saksı fikrini akla getiriyor. Öyle ya, parti kurup seçime ve ittifaklara katılabilmek için taşrada teşkilatlanmaya, bunun içinde kadroya ve bilhassa paraya ihtiyaç var. Bu parayı nereden bulacaksınız? Kaynağınız şeffaf olabilecek mi? Sayın Sarıgül, muhalefeti eleştirmek kolay. Siz yapabiliyorsanız iktidarı eleştirin. Bir de hem demokrat ve hatta en demokrat olup hem de Cumhuriyetimiz ve Atatürk'ümüzün ilkelerini güçlendirip geliştirmek hedefine yürümek nasıl mümkün olacak? Üstelik iktidar bloku şimdiki hukuksuz antidemokratik tek adam rejimini 1930'lara atıf yaparak kurmuşken bu nasıl olacak diye bitirdik sorumuzu. Bu yazımıza Oğuz Yiğiter'in yorumu şöyle. Bütün olup bitenlere bakıldığında siyasette alternatifsizlik özellikle ve çok ustaca ikame edilmeye çalışılıyor. Kim yapıyor bunu denilirse feraset ve basiret gözüyle bakabilen herkesin kolaylıkla gördüğü bir gerçek. 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyen geleneksel hakim refleks, birilerini her şeye hakimiz vehmine kaptırıp kendi destek elemanlarıyla ayakta kalmaya da mahkum ettiği bir ekibe, direkt kendilerinin yapacakları süpürme harekatlarını o mahallenin insanları olarak toplumda infiale sebep olmayacak bir metotla yaptırıyorlar. Alternatif demokrat potansiyeli de mevcut işleyişi zora sokmayacak, standby konumunda ve stepner rolü oynatarak yapmaya çalışıyorlar. Bu oyun mutlaka bozulmalı. Ama nasıl? Diye sormuş. Hüseyin İlhan da yorumunda şöyle diyor. Ülkemizde Osmanlı dönemi dahil darbecilerin, meşveret ve şuradan uzak olanların, totaliter anlayışa sahip olanların iktidara gelmelerine kadar demokratlar ve hak ve hukuka saygılılar iktidara geldikleri ya da biraz palazlandıklarında gerçek yüzleri hemen ortaya çıkıyor.
mevcut iktidarın ortaklarına baktığımızda ana ortakların asla demokrat, asla hukuka saygılı ve milletini, ülkesini gerçekten sevdiğini söylemek mümkün değildir. Bunların ülkemizi ve milletimizi seviyoruz sözleri hep aklıma eşini, nişanlısını veya sevdiğim dediği insanı katledenlerin mahkemede ben onu ölümüne seviyordum sözleri aklıma geliyor. Yahu böyle sevecekseniz sevmeyin, böyle totaliter ve sabit fikirliyseniz farkınız ne onlardan diyor. Teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlar için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.